Türkiye'deki ulaşım sektörü enerji kaynaklı karbon salımının yaklaşık 1/4'lik kısmını kapsamaktadır. Bu sebepten dolayı net zero hedefleri doğrultusunda ulaşım sektörünün elektrifikasyonunda kritik öneme sahip. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2030 yılında 2 milyon adet elektrikli aracın ve bu elektrikli araçlardan aslında kaynaklanan 6 terawatt saat bölü yıl seviyesine yakın ek bir elektrik talebinin ortaya çıkması beklenmekte. Bu talep de aslında beraberinde çok geniş bir şarj ağı ihtiyacını ve yine dağıtım şirketleri açısından düşünürsek bazı bölgelerde özellikle sıkışıklık problemlerinin yaşanmasına yol açacak diyebiliriz. Zorlu Enerji Ar-Ge birimi olarak bu durumun farkındayız. Bu sebeple ZES ve OEDAŞ şirketlerimizle birlikte bu konulara yoğunlaşan projelerde yer alıyoruz. ZES'in hızlı büyümesine paralel olarak hem globaldeki trend ve teknolojileri takip edebilmek hem de son kullanıcılara aslında daha gelişmiş servisler sunabilmek için Avrupa Birliği tarafından desteklenen Horizon 2020 programı tarafından fonlanan E-Charge for Drivers projesine katılım gösterdik. Bu projede yenilikçi şarj metotlarını, rota planlama uygulamalarını ve bazı diğer gelişmiş servisleri test ediyoruz ve son kullanıcılara aslında iyi bir şarj deneyimi sunmayı planlıyoruz. 12 farklı ülkeden 32 katılımcının bulunduğu bu projede temel motto elektrikli araçların Avrupa'da geniş kitlelerce benimsenmesini sağlamak diyebiliriz. Bir yandan da yakın gelecekte elektrikli araçların dağıtım şebekeleri üzerinde yaratacağı etkinin farkındayız ve OEDAŞ'la yürüttüğümüz bir projede doğacak dezavantajları aslında avantaja çevirebilecek iş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda FlexGrid isimli Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 fonlama programı tarafından desteklenen bir projenin parçasıyız. Proje kapsamında Eskişehir'deki demo sahamızda 2 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 1 adet batarya depolama sistemi kurmuş durumdayız. Elektrikli araç şarj istasyonlarından biri Vehicle to Grid dediğimiz araçtan şebekeye enerji transferini olanak sağlayan bir teknolojiyle uyumlu. Günün sonunda aslında arka plandaki bir enerji yönetim platformu vasıtasıyla şebeke yüklenme verilerini, lokaldeki PV üretimini ve mobil aplikasyon vasıtasıyla son kullanıcıdan topladığımız isterleri değerlendirerek akıllı şarj algoritmaları vasıtasıyla elektrikli araç şarj istasyonları ve batarya depolama sistemi için optimum şarjda şarj profillerini belirliyor olacağız. Böylelikle de aslında dağıtım şirketlerinin elektrikli araçlardan kaynaklı yaşayabileceği sıkışıklık problemlerinin ve yüklenme problemlerinin önüne geçmiş olacağız. Yürütmekte olduğumuz projeler, Akıllı Hayat 2030 stratejilerimiz doğrultusunda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarından iki tanesine hizmet etmektedir.